İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Vidya Ayvazyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Avrupa Birliği, Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin kritik rolünün uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklemekte ve Bakü'ye, Berzor yolu boyunca insanların ve malların engellenmeden hareket etmesini sağlama çağrısını yenilemektedir. Artsah halkı Berzor yoluna doğru ilerliyor. Artsah İnsan Hakları Savunucusu, tekrar ediyorum, Artsah'ta durum vahim. Armen Mangasaryan, biz bağımsızlık nesliyiz. Artsah'tan ayrılmaya niyetimiz yok. Urartu Kralı 2. Rusa tarafından yaptırılan Keşiş Gölü kuruma noktasında. Eski El Yazmaları Müzesi Madene Taran, Bilimsel Araştırma Enstitüsü statüsünü korumalıdır. Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin öncüsü Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet Milletvekili, Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kahramanı Vidya Ayvazyan, 31 Aralık 1955 yılında Şirak bölgesinin Artik ilçesine bağlı Spandaryan köyünde doğdu. 1977 yılında Yerevan Devlet Üniversitesi Mekanik Matematik Fakültesinden mezun oldu. 1977-1979'da Hayşin Bankası'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. 1979-1981 yılları arasında Sovyet ordusunda askerlik yaptı. 1981-1983'te Apovyan şehrindeki Sirius fabrikasında çalıştı. 1983-1988 yılları arasında Yerevan Elektrik Ampul Fabrikası'nın özel tasarım bürosunda mühendis tasarımcı, mühendis teknolog olarak görev aldı. 1983'ten itibaren Yerevan Politeknik Enstitüsü Mekanik Fakültesi'nde yarı zamanlı eğitim gördü. 1988'de Karabağ Komitesi'nin organize ettiği ve yönettiği Lazur Fabrikası'nda çalıştı. Yazlık evinde yasaklı yayınlar, broşürler, patlayıcılar ve silahlar sakladı. 12 Ocak 1989 tarihinden itibaren Nubaraşen cezaevinde yaklaşık bir ay tutuklu kaldı. Ermeni Ulusal Hareket Partisi'nin 1. Kongresi'nde ekonomiden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yegrabah adlı Öz Savunma Birliği'nin merkez karargahının ilk üyelerinden biriydi. Gönüllülere giyecek, yiyecek, silah ve cephane sağlamaktan sorumlu kişilerden biriydi. 1990 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'ndan milletvekili seçildi. 29 Ağustos 1990'da Yerevan'da vefat etti. Ölümünden sonra 20 Eylül 1996'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı unvanını aldı. Anavatan nişanına layık görüldü. İklim koşullarımız kayısının iyi yetişmesini sağlar ve kayısı ağacının meyvesi olan kayısının Latince'de Prunus Armeniaca, yani Ermeni eriği olarak adlandırılması şaşırtıcı değildir. Kayısı, Ermeni topraklarının en eski ve en tatlı meyvesidir. Milattan önce 69 ilkbaharda Ermenistan'ı işgal eden Romalılar, bu eşsiz ağacın son derece lezzetli meyvelerini tatmaktan büyük keyif aldılar. Büyük İskender'in ve daha sonra Romalı General Lucullus'un talimatıyla askerler, Ermenistan'dan çok değerli bir ağaç türü olan kayısı fidanlarını ülkelerine getirdiler ve kayısı Ermeni meyvesi adını aldı. Aslında yaklaşık 2000 yıl önce Avrupa'nın kayısı hakkında hiçbir fikri yoktu. Kayısı, Yunanistan ve Roma'ya Ermeni platosundan alınan fidanlar temelinde Avrupa ülkelerine girmiştir. Ermenistan'da kayısı yetiştiriciliği uzun bir geçmişe sahiptir. Ermeni doğa bilimcisi Babgen Arakelyan liderliğindeki Garni kazılarında 6000 yıldan fazla kayısı çekirdeği bulundu. Asur, Yunan, Ermeni çivi yazısı yazıtları, Ermeni tarihçilerinin eserleri, Neolitik'ten beri Ararat Vadisi'nde tarihi Arakazodun, Sünik, Vayotsor ve diğer ilçelerde bin yıllardır meyve ağaçlarının çoğunun %40-50'sinin kayısı olduğuna tanıklık ediyor. Bugün Arakazodun Dağı'nın güney yamaçlarında Ambert Nehri Vadisi'nde Ermeni kayısı ağaçlarının ataları olan vahşi akrabaları hala korunmaktadır. 1970-1986 yıllarında botanikçiler böyle bir bilimsel deneye başvurdular. Kayısının Ermeni, Orta Asya ve Avrupa yabani gruplarının temsilcilerini aldı ve melezleme yaptılar. Yapılan bilimsel deneyler sonucunda Ermeni kayısısının en yüksek özellikleri göstermesi daha eski zamanlarda ortaya çıktığının ve daha uzun bir gelişme yolundan geçtiğinin kanıtıdır.
arkeolojik ve tarihi literatürün verilerini, kayısı üzerinde yapılan bilimsel deneylerin sonuçlarını analiz eden ve değerlendiren birçok botanikçi, Ermenistan'ın kayısının eski beşiklerinden biri veya gerçek ana vatanı olduğu sonucuna vardı. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin Güney Kafkasya'daki faaliyetlerine ilişkin konuşmacının açıklaması. Avrupa Birliği, Güney Kafkasya'da mevcut olan ana insani yardım kuruluşu olarak Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin faaliyetlerini kararlı bir şekilde desteklemektedir. O, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık insani ilkeleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine temel insani yardım ve koruma sağlar. Berzor yolu boyunca yaptıkları çalışmalar özellikle Artsakh'taki Ermeni nüfusa temel ihtiyaçlar ve insani yardım sağlamaya odaklanmıştı. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak ve olası bir insani krizi önleyecek koşulları sağlamak Bakü yetkililerinin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin bölgedeki hayati rolünün uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklemekte ve Bakü'ye Berzor yolu boyunca insanların ve malların engellenmeden hareket etmesini sağlama çağrısını yenilemektedir. Yol Açma Halk Hareketi Karargahı adlı oluşum Artsakh'ta bir protesto eylemi düzenliyor. Organizatörler, eğer dışarı çıkmaz ve şikayet etmezseniz yarın çok geç olacak. İşim var diyenin yarın işi olmayacak. Kaderimize burada karar verildi gibi sloganlarıyla halkı birleşmeye çağırdı. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, Artsakh'taki durumun vahim olduğu konusunda uyarıyor. Stepanyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı. Bir aydır Artsakh kelimenin tam anlamıyla Azerbaycan tarafından kuşatılmış durumda. İnsani erişimden tamamen kesildi. 15 Haziran'dan bu yana gıda ve hayati önem taşıyan malların ithalatının kısıtlı olarak tamamen engellenmesi 120 bin kişinin hayatını tehdit ediyor. Dünden beri Azerbaycan Uluslararası Kızıl Aç Komitesi tarafından Artsakh'a ilaç tedarikini ve tıbbi hastaların nakledilmesini de engelledi. Artsakh'ın tüm nüfusu açlıktan kırılırken barış güçleri kendileri için helikopterlerle mal naklediyor, uluslararası aktörler ise açıklamalar dışında herhangi bir adım atmıyor. Uluslararası toplum ikiyüzlü bir şekilde pişmanlığını dile getirmek için binlerce insanın ölmesini bekliyor. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden soykırım, Armenosit tehlikesine karşı kırmızı alarm düğmesine basmasını talep ediyorum. Siz bunu yapabilirsiniz. Benim halkım herkes tarafından suçlu kayıtsızlığına uğradı. Tekrar ediyorum, Artsakh'ta durum vahim. Kuşatma altındaki Stepanakert'te Dağlarımız Biziz adlı bir girişim başlatıldı. Alfa Nefse yaptığı söyleşide girişimin programlarını anlatan proje yöneticisi Armen Mangasaryan, Artsakh halkının mücadelesinin alternatifi olmadığı konusunda hem başkent Stepanakert'te hem de Artsakh bölgelerinde herkesin hemfikir olduğunu kaydetti. Mangasaryan'a göre kimsenin Artsakh'tan ayrılmaya niyeti yok. Artsakh'ta bağımsızlığın nesli yaşamaktadır. Armen Mangasaryan, doğduğumuzdan beri bağımsız, özgür, güçlü bir ülkede yaşadık ve durumu değiştirmek için her şeyi yapacağız. Şimdi Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Artsakh sakinlerinin güvenliği konusunun önemli olduğunu ilan ediyor. Artsakh'tan vazgeçersek sıradaki mesele Ermenistan Cumhuriyeti ve Sünik bölgesi olacak çünkü düşman asla doymuyor. Yemek yeme sırasında iştah açılır. Şu anda Artsakh'ta yaklaşık 30 bin çocuk ve 20 bin emekli var. Esas olarak yaklaşık 120 bin sakini vurguluyorlar. Ancak 2020'de Artsakh'tan zorla yerinden edilen ve Berzor'un kapanması nedeniyle evlerine dönme fırsatından mahrum bırakılanları tek tek saymak istemiyorum. Abluka sadece Artsakh'ta yaşayan 120 bin kişiyi değil, aynı zamanda ada vatanlarına dönemeyen, zorla yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin Artsakh vatandaşını da etkiledi diyerek sözlerini özetledi. Urartu Krallığı 2. Rus'a tarafından yaptırılan ve dünyanın en eski göletlerinden olan 2545 rakımdaki Keşiş Gölü'nün son yıllarda etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle büyük bir kısmı kurudu. Van'a 30 kilometre mesafede Gürpınar sınırları içinde yer alan Kuh, Kozan ve Erek dağları arasındaki vadide yer alan 4 kilometre karelik Keşiş Gölü ve çevresi dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başında geliyor.
Müdürlük için adaylığını koyan Yerevan'daki eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madena Taran'ın müdür vekili Karen Matevosyan, kurumumuz el yazması eserlerinin korunması, restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve bilimsel araştırması ile ilgili konulara büyük önem veriyor, dedi. Ona göre Madena Taran, bilimsel bir araştırma enstitüsünün statüsünü ve karakterini korumalıdır. Karen Matevosyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede sunduğu programında Madena Taran'ın güvenlik, bilimsel araştırma, bilimsel yayınlar, Madena Taran dizisinin sürekliliği ile ilgili gelecekteki faaliyetlerinin ana yönlerine değindiğini belirtiyor. Bunlar el yazısı analistesi ve Ermenilerin el yazması kitabı başlıklı kitaplar gibi yakın gelecekte yayınlanacak. Ayrıca 16. yüzyıl el yazmalarının yayınlanmasının önemini vurguluyor ve Madena Taran'ın çeşitli alanlardaki araştırmacılara, tarihçilere, dil bilimcilere ve diğerlerine materyal sağladığını hatırlatıyor. Ona göre 16. yüzyıldan kalma tarihimizle ilgili orijinal kaynaklar çok fazla değil. Matevosyan, tarihçilerin bu dönemle ilgili çalışmaları elimizde yok, bu nedenle anı kayıtları tarih için son derece önemli kaynaklardır ve bunların derhal yayınlanmaları çok önemlidir diye vurguluyor ve şunu ekliyor. Ermenilerin El Yazması kitabı dizisinde 12. yüzyıl tarihçileri Mateos Urhayetsi, Samvel Anetsi ve Mkhitar Anetsi'nin eserleri yayınlanacaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size dünyaca tanınan Aşuk Sayatnova'nın Gagik Muratyan topluluğu tarafından seslendirilen Tamam Aşhar Budu Dega adlı eseri sunuyoruz. Endu hama kutes noğun aslume vaş vaş nazar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.